Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2022 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ocak ayı burcunuzda meydana gelecek olan dolunay etkisiyle sizin için yılın en güçlü aylarından birisi. Aya, Oğlak burcundaki yeni ayla başlayacağız. 2 Ocak'ta 12 derece Oğlak burcunda yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları hayatımıza taşır tabii. Ama bu ay bir yandan hani Oğlak burcunda gerilemekte olan Venüs'ün etkisi, bir yandan ay ortasında Merkür'ün de gerilemeye başlayacak olması nedeniyle biraz enerjilerin yavaşladığı, durakladığı bir ay. Bu yeni ayda sabırlı olmamızı gerektiriyor aslında. İlişki alanınızdaki bu yeni ayla beraber tabii ki hayatımızdaki ilişkileri Venüs'ün retrosunun da etkisiyle daha fazla sorgular hale gelebilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra geçmişteki ilişkilerle ilgili de hatırlatmalar olabilir. Yarım kalmış ilişkiler bir gündeme gelebilir örneğin. Bunların faydalı etkileri de olabilir tabii ki. Fırsatları da olabilir hayatınıza getirebileceği. Eş zamanlılıkların, nostaljik etkilerin çok öne çıkacağı ilginç bir aydayız aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse çok önemli bir yeni ay, önemli bir dönemdesiniz. Bu yeni ay sizin için çok belirleyici olabilir. Kafanızın karıştığı da bir süreçteyiz. Çünkü bu ay Merkür Retrosu da başlayacak. 15 Ocak'tan itibaren Kova Burcu'nda başlayacak Merkür Retrosu. Daha sonra Oğlak Burcu'na doğru gerileyecek. Hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Yani gözlemlemek gerekiyor. Bir bakmak gerekiyor. Olup bitenleri izlemek gerekiyor. İçe yönelmek için, bir tefekkür için iyi bir dönem aslında. Enerji toplamak için iyi bir dönem. İlişkilerde tabii ki memnuniyetsizlikler olabilir, iletişim sorunları olabilir. Karşınızdaki kişiler, özellikle iş ilişkilerinde de bunları yaşayabilirsiniz. Doğal olarak ekonomik anlamda yaşadığımız krizlerin etkisi iş ilişkilerine yansıyabilir. İşte partnerinizle ilişkilerine yansıyabilir. Veya evlenmek istiyorsunuz, evlilik niyetiniz var. Bununla ilgili ekonomik durumlar geciktirebilir. Daha fazla maddi baskı hissedebilirsiniz. Doğal olarak hani bu ilişkinizdeki dinamikleri de biraz şu anda zorlayabilir. Gelecek kaygıları artabilir. Melankolik ve depresif olabilirsiniz. Bakın bunları iyi yönetmek gerekiyor. Hep böyle gidecek mi? Hayır. Özellikle Ocak ayı bu baskıların çok öne çıktığı bir ay. Ama Şubat ortalarından itibaren yavaş yavaş açılmamız, yavaş yavaş bu enerjilerin dağılması mümkün. Bu yüzden sabırlı olmakta fayda var. 18 Ocak'a geldiğimizde bu sefer burcunuzda bir dolunay var. Dolunay tabii ki özellikle yengeç dolunayları çok duygusal ve hassastır. Çok kırılgan olabileceğiniz, çok hassas olabileceğiniz bir dönem. 18 Ocak ve yakınları özellikle işte 15 Ocak, 21 Ocak arası. İlişkilerde kırgınlıklar, ilişkilerde çok fazla böyle baskılar, manipülatif durumlar hissedebilirsiniz. Sizin için daha depresif bir süreç olabilir. Duygusal anlamda, ruhsal anlamda, hatta bedensel anlamda sağlığınız bile etkilenebilir. Yani midenize, sindirim sisteminize, genel metabolizmanıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Çok hassasiyetler olabilir. Plüto'dan açı alıyor. Çünkü Plüto tam karşıt burcunuzda, Venüs orada, Merkür retrosu başlamış durumda. Yani bunlar süregelen bazı ilişkilerde çok yoğun karmaşalar, çok yoğun baskılar yaratabilir, sıkıntılar yaratabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki bu dolunaydan. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarında mı? Hani 23 derece, 30 derece arası daha güçlü etkiler alacak. O zaman daha fazla bu baskıları hissedebilirsiniz. Bazı kopuşlar olabilir. İş birliklerinizde bitişler, evlilikte bitişler, ayrılıklar olabilir. Hatta karşınızdaki kişilerin, yani eşinizin, partnerinizin, ortağınızın çok zor durumda kalması, bazı sağlık sorunları yaşaması mümkün. Açık düşmanlıklara dikkat edin. Tam karşınızdaki Plüto bu dolunayda rakipleri, biraz güçlü rakipleri öne çıkarabilir. Açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerden de, hatta geçmişten gelen böyle etkilerle karşınıza çıkabilir bazı rakipler. Bunların hani tehditleri olabilir. Güvenmediğiniz kişilerle ilişki dinamiklerine dikkat edin. Eski bir arkadaşınız, eski bir ilişkiniz, yani sizinle tekrar iletişime geçmek isteyebilir. Güvenmediğiniz kişilerse bunlar, hani onlarla irtibat kurmamak, tekrar bu ilişkilere dönmemekte fayda var. Daha çok hani siz içinde bulunduğunuz şartları bir gözlemleyin. Bir şöyle sağduyulu bir şekilde bakmaya çalışın. Kendinize, sağlığınıza, çevrenize dikkat edin. Aile ilişkileri önemsenebilir. Çünkü
sevgi, şefkat, empati beklediğiniz bir dönemdesiniz. Güvendiğiniz kişiler, özellikle tabii ki ebeveynleriniz, aileniz, yanında kendinizi güvende hissettiğiniz, sevdiğiniz kişiler bu ay size daha fazla destek olacaktır. Enerjinizi onlara yönlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.